Buna göre kurumun müdürünün gördüğü andaki kovaların sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Yanda her resmi kurumda bulunması gereken yangın köşesindeki yangın kovalarının dizilimine ait bir görsel yer almaktadır. Kurumun birinde müdür kovaların yanlış konduğunu görünce görevli personeli kovaların sırasıyla dizilmesini söylemiştir. Görevli personel de görseldeki gibi olacak şekilde kovaları yeniden düzenlemiştir. Bu personelin kovaları düzenlerken yaptığı yer değişiklikleri ile ilgili bilinenler şunlardır. Yaptığı her bir hamlede iki kovanın yerini değiştirmiştir. Yaptığı 3 hamle sonucunda 5 kovanın yeri değişmiştir Üstünde N harfi bulunan kovalardan birinin yeri hiç değişmemiştir N harfine baktığımızda 3 ve 6'da olması gerekmektedir Burada A şıkkına baktığımızda 2 ve 5 de olduğunu görüyoruz Burada bir tanesinin değişmemesi gerektiğini söylüyordu İkisinin de yeri değişmiş 5 şıkkına bakmış olduğumuzda 3 ve 6 da bulunmuş olduğunu görmekteyiz Burada en azından bir tanesinin yeri değişmeliydi O yüzden B şıkkını da eleriz C şıkkına bakmış olduğumuzda 2 ve 6'da olduğunu. Yine D şıkkına bakmış olduğumuzda 3 ve 5'te olduğunu görüyoruz. O yüzden bir kere de olsa N harfinin yerinin değişmiş olduğunu görmekteyiz. Yine inceleyeceğimiz şıklara baktığımızda yaptığı 3 hamle sonucunda 5 kovanın yeri değişmiştir. Burada Y ile I arasında bir değişiklik yapması gerekmektedir. Sonrasında A ile N arasında bir değişiklik yapması gerekecektir. Daha sonra da yangın kelimesini yazacağımız için G ile de I arasında bir değişiklik yapmak durumunda olacaktır. Yani 3 hamlede 5 kovanın yeri değişmiş olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Bu bilgilerden hareketle numaralanmış görsellerden hangileri Elif'in şu anki diş durumunu kesinlikle göstermez. Genel olarak bebekler ilk dişlerini 6 aylıkken çıkarmaya başlar ancak bebeğin kendisine bağlı bir takım faktörlerin etkisiyle gecikmeler olabilir. Bebeklerin dişlerinin çıkma süreleriyle ilgili yanda bir tablo verilmiştir. Farklı aylarda doğmuş ve dişleri tablodaki zamanlamaya uygun olarak çıkmış İmran, Yiğit ve Elif adlı bebeklerin dişleri ve dişlerinin çıkış zamanıyla ilgili bilinenler şunlardır. Yiğit'in üst yan kesici dişleri çıkarken üst yan kesici dişlerine bakmış olduğumuzda yan kesici dişlerde özellikle şurası ve şu bölge Yiğit için söylüyoruz. İmran'ın alt yan kesici dişleri çıkmıştır. Yani Yiğit daha burada 9-13 aylıkken İmran'ın alt yan dişleri çıkmıştır. Yani 10-16 İmran bu durumda 10-16 aylık olacaktır. Bebeklerin hiçbiri köpek dişi çıkaracak döneme henüz gelmemiştir. Köpek dişinin baktığımızda 17-23 ay olduğunu görmekteyiz. Yine üst dişler içinde 16-22 ay. Yani hiçbiri 16 ayı bitirmemiştir. Elif doğduğunda Yiğit'in ilk dişleri çıkmıştı. Burada bakmış olduğumuzda Elif doğduğunda Yiğit'in ilk dişleri çıkacaktır. Burada ilk çıkacak olan 6-10 ay içerisi olduğu için burada Yiğit'in alt dişleri 6 aylıkken, 6-10 ay arasındayken çıkmıştır. Elif'in bu durumda daha hiç dişi yoktur. Elif ile Yiğit'in arasında 6 ile 10 ay kadar vardır. Elif küçüktür. Bu bilgilerden hareketle Elif'in şu anki diş durumunu hangisi kesinlikle göstermez ifadesine baktığımızda burada İmran'ın oldukça büyük olduğunu, Yiğit'in büyük olduğunu, Elif'in en küçük olduğunu görüyoruz. O yüzden Elif 1 olabilir, Elif 2 de olabilir. Elif bu kadar çok dişini çıkaramamış olacaktır. Yine Elif'e baktığımızda bu kadar çok dişini çıkaramamış olacaktır. O yüzden cevabımız değişik olur. Bu bilgiler doğrultusunda Hasan ile Burak'ın yaşadığı iller sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yanda bölgelere göre ayrılmış Türkiye il haritası verilmiştir. Birbirinden farklı bölge ve illerde yaşayan Uğur, Burak, Hasan ve İsmail Bey'in en sevdiği hobilerden biri mantar toplamaktır. Bu kişilerin toplayabileceği mantarla ilgili şunlar bilinmektedir. Uğur'un toplayabileceği mantarlar kükürt, kuzu, göbeği ve şitakedir. Uğur'a bakmış olduğumuzda kuzu göbeği, yine kükürtü, aynı zamanda şitakeyi uğurun toplamış olduğunu Burak tüm mantar çeşitlerini toplayabilmektedir. O yüzden burağı her birine yazmamız gerektiğini İsmail yalnızca bir mantar türünü toplayabilmektedir. Hasan Burak'la sınır komşusu olup iki mantar türünü toplayabilmektedir. Burada Burak'a özellikle bakmış olduğumuzda tüm mantar tiplerini burada toplayabilmekte. Batı Karadeniz için, Karadeniz, Akdeniz, Ege kıyıları için aynı zamanda Tirmit'e bakmış olduğumuzda Karadeniz bölgesinde olmuş olduğunu, Kükürt'e baktığımızda sahil kesimlerinin hepsinde olduğunu, Şitake'ye baktığımızda Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege'de yetiştirilmiş olduğunu görmekteyiz. Hasan Burak'la sınır komşusu olup iki mantar türü toparlayabilmektedir ifadesini görmekteyiz. Buradan Sakarya ve Düzce'nin olma ihtimaline baktığımızda Sakarya ile Düzce'nin birbirine sınır olduğunu yani Hasan'la Burak'ın aynı şekilde birlikte toplama ihtimallerine bakmış olduğumuzda. İsmail'in yalnızca bir tanesini toplayabilme ihtimaline bakıyoruz. Bilecik ve Bolu'ya bakmış olduğumuzda Bilecik ile Bolu'nun yine birbirlerine sınır olmuş olduğunu görmekteyiz. İzmir ve Çanakkale birbirine sınır değildir. C şıkkını eliriz. D şıkkını da Muğla ve Antalya olarak görmekteyiz. Yalnız Özellikle Burak'a baktığımızda Burak her yerde. Hasan'a baktığımızda ise Hasan sadece iki tane mantar türünü toplayabilmektedir. O yüzden Buranın özellikle Karadeniz'e yakın bir yerde olması gerekmektedir. Bu durumda Düzce olarak karşımıza gelecektir. Yani Bilecik Bolu şeklinde değil, Muğla Antalya şeklinde değil, Sakarya Düzce şeklinde burada toplama işlemi yapılabilir. Uğur'un Aydın'da yaşadığı bilindiğine göre İsmail'in yaşadığı şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yanda bölgelere göre ayrılmış Türkiye il haritası verilmiştir. Birbirinden farklı bölge ve illerde yaşayan Uğur, Burak, Hasan ve İsmail Bey'in en sevdiği hobilerden biri mantar toplamaktır. Bu kişilerin toplayabileceği mantarlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Uğur'un toplayabileceği mantarlar kükürt, kuzu göbeği ve şitakedir. Uğur'un ise Aydın'da yaşadığı söylenmiştir. Buraya Uğur'u yazmış olduğumuzda. Burak tüm mantar çeşitlerini toplayabilmektedir. Burak hepsine uygundur. İsmail yalnızca bir mantar türünü toplayabilmektedir. Sadece bir mantar türünden bahsedilmiş olduğuna göre Şitake birçok bölümde Kükürt mantarına baktığımızda sadece sahillerde olduğunu göstermektedir. Şıklara bakacak olursak burada sadece sahil olanları atmamız gerekecektir. Bursa'nın bir kısmının sahile yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yine Tirmit mantarına bakmış olduğumuzda Karadeniz bölgesinde Kuzu göbeğinin yine Akdeniz Karadeniz Ege'de, Pestiğinde yine Batı Karadeniz'de olduğunu söylemektedir. Bu durumdan yola çıkarak Amasya olamayacaktır. Burada bulunan mantardan bahsetmemiştir. Bursa, Isparta ya da Afyon Karahisar şeklinde olabilir. Fakat... İsmail'in toplamış olduğu sadece bir mantar türü olduğu için Afyon'da olamayacaktır. Ege kıyılarında var olan olduğu için yine Bursa'da da birden fazla olduğundan dolayı doğru cevabımız Isparta olacaktır. Ne sahil arasındadır ne de burada çok fazla mantar çeşidinden bahsedilmiştir. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Buna göre Nespoli'nin tam puan aldığı atışlar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Hedef çember çizgilerle 5 renge boyanır. Bu renkler merkezden dışa doğru sırasıyla sarı, kırmızı, mavi, siyah ve beyazdır. Her renk de iki şeride ayrılır. Böylece hedef içten dışa doğru ondan bire inen sayılarla numaralandırılır. Her ok hedefte vurduğu yerin puanına göre hesaplanır. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları okçuluk finalinde Türk sporcu Mete Gazoz ile İtalyan sporcu Nespoli karşı karşıya gelmiştir. Karşılaşmanın ilk setini Nespoli, üçüncüsünü Mete kazanmıştır. İkinci set ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Her sette üçer atışın yapıldığı karşılaşmada sporcuların 4 ve 5. setteki atışlarıyla ilgili bilinenler şunlardır. Birinci seti Mete'nin alamadığını, Nespoli'nin aldığını, ikinci seti Mete'nin aldığını ve Nespoli'nin aldığını yani beraberlikle bittiğini, üçüncü seti Mete'nin aldığını, Nespoli'nin ise kaybetmiş olduğunu görmekteyiz. Dördüncü set ve 5. setle ilgili verilenlere bakacak olursak en yüksek puanlık atışı Mete 2 sette toplam 4 kez yaparken Nespoli 3 kez yapmıştır. Her iki sporcunun da 4. setteki ilk atışları 5. setteki ilk atışlarından iyiken ikinci atışları tam tersidir. Mete sarı renk dışında bir renge hiç atış yapmamıştır. Dördüncü set beraberlikle sonuçlanmıştır. Her sette 3'er atışın yapıldığı bilindiğine göre. Yani burada 3 atış her sette 3 tane atış yapmak üzere inceleme yapacak olursak. Burada en yüksek puanlık atışı Mete 2 sette toplam 4 kez yaparken Nespoli'nin 3 kez yapmış olduğunu görüyoruz. Mete sarının dışında hiçbir rengi atış yapmamıştır. Yani Mete sadece 10 ve 9 atış yapacaktır. Her iki sporcunun dördüncü setteki ilk atışları dördüncü setteki ilk atışlarına bakmış olduğumuzda bunların en yüksek olduğunu 5. setteki ilk atışlarından iyiyken ikinci atışları tam tersidir. Yani ikinci atışlarının burada düşük olduğunu görmekteyiz. Nespoli 3 kez yapmıştır ifadesinde kullanmışız. Mete sarı renk dışında hiçbir atış yapmamış. Mete'nin burada bakmış olduğumuzda bu yapmış olduğu atışların hepsinde de 10 puan aldığını görmekteyiz. Doğal olarak yani 4 kez 10 puan aldığını görürken doğal olarak 9 puanı 5. sette arada almış olacaktır. Yine aynı şekilde baktığımızda 4. set beraberlikle sonuçlanacağı için aynı puanı yine Nespoli'nin de alması gerekmektedir. Burada baktığımızda Nespoli'nin Mete'den farklı olarak 9-10-9 olacak şekilde puan almış olduğunu görmekteyiz. Çünkü burada Mete 2 sette toplam 4 kez yaparken Nespoli'nin 3 kez yapmış olduğu bilgisine verilmiş olduğunu görüyoruz. Nespoli'nin tam puan aldığı atışları sormaktadır. Nespoli'nin tam puan almış olduğu atışlar C şıkkında gösterilmektedir. Yani 4. setin 1. atışı, 4. setin üçüncü atışı, 5. setin ikinci atışıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen bu bilgilere göre yarışmayı kazanan sporcu ve bu sporcunun son setteki atışlarını gösteren hedef tahtası aşağıdakilerden hangisidir? Yarışmayı kazanan Mete Gazoz olduğunu ifade etmiştik. Burada Mete'nin sarıların dışında herhangi bir yerde atış yapmamış olduğunu buradaki cevabın ise A şıkkı olacak şekilde karşımıza gelmiş olduğunu görmekteyiz. Nespoli olamayacaktır. Yine burada D şıkkına bakmış olduğumuzda Mete'nin 2 kere 960 olduğunu göstermektedir. Halbuki Mete 2 kere 10 atacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı olur. Buna göre birinci grubun yetiştirdiği ürünler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ağaçta, toprakta ve toprağın altında yetişen bazı sebze ve meyvelerin bilgisinin yer aldığı bir tablo aşağıda verilmiştir. Hasan öğretmen öğrencilerini 3'er kişilik 3 gruba ayırarak tabloda yer alan bazı meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi ve bakımıyla görevlendirmiştir. Gruplar ve gruptaki öğrencilerin yetiştirdikleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Birinci grup ağaçta, toprakta ve toprağın altında yetişen birer ürün yetiştirmektedir. Yani birinci grup her durumda vardır. İkinci grupta yetişen ürünler ikinci grup toprakta yetişen ürünler yetiştirmektedir. Burası sadece iki şeklinde yazmalıyız. Üçüncü grubun yetiştirdiği ürünler ağaçta ve toprağın altında yetişmektedir. Bu durumda toprağın altında ve ağaçta şeklinde almalıyız. Gruplardaki her öğrenci farklı birer ürün yetiştirmektedir. En fazla meyveyi birinci grup yetiştirmiştir. Bilgisine vermiştir. Şıklara bakarsak kayısı, karpuz ve kavuna baktığımızda A şıkkından yola çıkarsak kayısı, karpuz ve kavun. Halbuki birinci grubun burada toprağın altında yetişenlerden de faydalandığını görüyoruz. O yüzden A şıkkını eleriz. B şıkkı armut, çilek, kereviz olarak bakarsak armut, çilek ve kereviz burası olabilir. C şıkkına bakarsak elma, salatalık, havuç şeklinde yani elma, salatalık ve havucu incelemiş olduğumuzda burada meyveyi yetiştirmiş olmasını bekleriz fazlaca. O yüzden C şıkkını eleriz. Yine D şıkkına baktığımda erik karpuz patlıcan şeklindedir. Eriği aldığımızda karpuzu almış olduğumuzda ve patlıcanı alacak olursak patlıcan da sebze bölümündedir. Toprağın altında yetişen ürünlere yer verilmemiş olacaktır. Doğal olarak doğru cevabımız B şıkkı olur. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Birinci grup ağaç toprak ve toprağın altında yetiştirebiliyor. İkinci grup toprakta yetişen sadece toprak. Üçüncü grubun yetiştirdiği ürünler ağaçta ve toprağın altında. Toprağın altında ve ağaçta. Gruplardaki her öğrenci farklı ürün yetiştiriyor. En fazla meyveyi de birinci grup yetiştirmiş olacaktır. Birinci grubun yetiştirdiği sebze kerevizdir. Bire bakmış olduğumuzda kerevizi evet yetiştirebilecektir buradan. 2 ve 3. grubun yetiştirdiği sebze sayıları aynıdır. 2. gruba baktırdım, baktığımızda sebzeleri 3. grubun sebzeleriyle aynı sayıdadır. 2. grubun yetiştirdiği sebzeler biber, salatalık ve kabaktır. Biber, salatalık ve kabaktır. Doğrudur. Bu öğrencilerin yetiştirdiği meyveler armut, elma, kavun, karpuz ve çilektir. Bu bilgiye bu şekilde ulaşamayız. Diğer meyveleri de yetiştirmiş olduklarını görüyoruz. Doğru cevabımız değişik olur.